Merhaba efendim. Bugün 11 Haziran 2018 Malatya'nın Dağrendi ilçesinden yine iş turizme yönelik vatandaşlarımızın gezip görecekleri yerlerden bir yeri yine tanıtma amacıyla buradayım. Burası Dağrendi Hacı Devriş Mahallesi Kılıcak mevkiindeki yüksek tepede bulunan Hasan Gazi Hazretleri'ni türbesini ve şehitlik anıtını, şu anda gördüğünüz şehitlik anıtını ve türbe bölümünü tanıtacağım. Önce ben size Hasan Gazi Hazretleri ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Seyyid Hasan Gazi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunlarında Hüseyin Gazi'nin kardeşi, Seyyid Battal Gazi'nin amcası ve kayınpederidir. Abbasiler döneminde Zengibar Kalesi'nin kuşatması döneminde milat 830 yılında şehit olmuştur. Burada işte bir de ne dedik? Şey bölümümüz var. Şehitlik anıtı bölümümüz var. Buradaki şehitlik anıtı bölümümüzde de 1. Dünya Savaşı, İstiklal Savaşı, Osmanlı-Rus Savaşı, Kore'de iç isyanlarda, Trablus harpta ve terörle mücadele şehit olan kişiler için şehitlik anıtımız var. Şimdi şeye bir girelim bakalım. Türbeye. Şimdi eski hali yukarıda. 2005 yılı öncesi buranın hali böyleydi. Şimdiki hali de bu şekilde. Şurada bir kitabe var. Kapıdan içeriye bir girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, hemen sağ tarafımızda Hasan Gazi Hazretleri'nin türbesi bulunmaktadır. Evet, burada türbe var. Evet, Hasan Gazi Hazretleri'nin türbesi var. Bir de buradaki namaz kılınan bölüm var. Buradan çıkıyoruz. Şurada bir şadırvan var. Abdest alınacak yer. Ve şurası da şehitlik anıtı. Yüksekçe bir tepede bulunmaktadır. Evet, şehitlik anıtına geldik. Buradaki bölümü de gelen ziyaretçilerimiz mutlaka görüyorlar. Ne dedik? 1. Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi, Osmanlı-Rus Savaşı'nda terörle mücadelede, İstiklal Savaşı diğer cephelerde, İstiklal Savaşı yine Garp Cephesi'nde, İstiklal Savaşı Garp Cephesi, 1. Dünya Savaşı Şark Kafkas Cephesi, 1. Dünya Savaşı Şark Kafkas, yine Kafkas Cephesi, yine Kafkas Cephesi'nde şehit olan Dağrendeli hemşerilerimizin isimleri bulunmaktadır. Allah mekanlarını cennet eylesin. Taksiratları affetsin. Burada da memleketimizin sayılı ailelerinden özel izinle bu bölgeye gömülen hemşerilerimizi görmektesiniz. Allah mekanlarını cennet eylesin.
taksiratlarını affeylesin. Bir de burada gelen vatandaşlarımızın dinlenmesi ve piknik yapmaları için ayrılmış pergüleler var. Evet. Burada da vatandaşlarımız ta öbür tarafa kadar uzanan dinlenme bölümümüz mevcut. Bir yayınımızla yine birlikte olduk. Malatya'nın Darendil ilçesinden hepinize saygılar, sevgiler, Allah'a emanet olun diyorum.